Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Sevgili arkadaşlar, dün herhangi bir analiz aktarmadım. Zira hafta sonu oldukça fazla konuya değinmiş olduğum için ve dün de herhangi bir ekstra bir gelişme söz konusu olmadığından dolayı daha doğrusu bir analiz verme ihtiyacını hissetmedim. Zira Fed öncesinde dolar-TL'deki seyrin biraz zayıf ve sakin olabileceğini ama gelişmekte olan ülke piyasalarının ise Fed'e yönelik beklentiler sebebiyle ise olumlu bir seyir içerisinde olacağını vurgulamıştım. Zannediyorum borsayı takip eden arkadaşlarımız da bu hususta hafta sonu aktarmış olduğum analizde neler söylemek istediğimi net bir şekilde görmüş ve tanık olmuşlardır. Sevgili arkadaşlar, bugün önemli bir gelişme var aslında. Bu gelişme derken önemli bir haber var diyeyim daha doğrusu. Yurt dışı cephesinde çok önemli bir şey yok ama bugün Sayın Bakan Albayrak çok önemli açıklamalarda bulundu. Sayın Bakan Albayrak dedi ki, birçok açıklamada bulundu ama en can alıcı noktadan ben başlamak istiyorum arkadaşlar. Dolar-TL ile ilgili olarak aynen şu ifadeyi kullandı. Daha çok beklersiniz. Dolar için daha çok beklersiniz. Biraz daha açayım isterseniz arkadaşlar. Seçimden sonra doların yükseleceğini bekliyorsanız sizler daha çok beklersiniz şeklinde çok net bir ifadede bulundu. Ve dedi ki doların bir an önce fırlamasını, yükselmesini bir gecede 3-5 gecede büyük paralar vurmayı bekleyenler var. Bunlar daha çok bekleyeceklerdir. Seçimden sonra doların çok ileri seviyelerde, çok yukarı seviyelere yükseleceğini iddia edenler var. Bunların hepsi hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor şeklinde çok net ifadelerde bulundu. Değerli arkadaşlar, tabii ki bu konuyu değerlendirmek sizlerin takdirinizdir. Bu benim haddim değildir. Sayın Albayrak yetkili bir ağız olarak böyle bir açıklamada bulundu. Geçmişte de yapılmış olan çeşitli açıklamalar vardı biliyorsunuz. Bir takım örneklerini hepimiz yaşadık. Doların yükselmeyeceği, hatta geçmişte 1 dolar 1 TL olacak şeklinde iddiada bulunanlar dahi vardı. Ama maalesef dolar işte gördüğümüz gibi malum seviyelere kadar şu veya bu sebeple gelebilmiş durumda. Arkadaşlar, Sayın Albayrak bir de bir hususa daha değindi. Dedi ki, ekonomi hakkında spekülatif haberler yapan, spekülatif konuşmalarda bulunanlarla da gerekli soruşturmaları başlatacağız. Bu konuda da gerekli adımları atıyoruz şeklinde bir ifade kullandı. Ben aslında bu nokta üzerinde biraz durmak istiyorum. Herkesin kendine göre bir görüş olabilir. Tabii ki siyasi konumda bulunan insanlar toplumdaki tansiyonu düşürebilmek veyahut da ekonomiyi sözlü olarak yönetebilmek adına bir takım açıklamalarda bulunacaklardır. Bu onların en doğal haklarıdır, siyasetin bir gereğidir. Bunlar tamamıyla ayrı konulardır. Konunun siyasi yanına asla girmek istemiyorum. Arkadaşlar, evet Bakan Albayrak diyor ki ekonomi spekülatif haberler yayanlarla gerekli mücadele yapılacaktır diyor. Değerli arkadaşlar, son günlerde özellikle son 2-3 gündür, niçin bu son 2-3 gündür bu şekilde bir soru yoğunluğu var bilmiyorum. Çok yoğun bir şekilde sorulan soru şu. Efendim seçimden sonra devalüasyon olacak. 1 Nisan'dan itibaren dolar devletin kendi eliyle 10 TL yapılacak. Bu doları devlet kendisi körüklemek suretiyle 8-10 TL'ye çıkaracak. İşte bununla ilgili olarak bir takım sebepler varmış da yok yabancılar Türkiye'ye gelecekmiş, TL ucuzladığı zaman konut alacaklarmış, bu şekilde konut piyasası canlanacakmış, piyasaya para akacakmış. Efendim işte şudur budur falan şeklinde bilemiyorum arkadaşlar. Benim üzerinde durmak istediğim tek nokta şu var. Değerli arkadaşlar, yani seçimden sonra devlet ve hükümet devalüasyon yapacak. Yahu bunu her kim iddia ediyorsa nereden bu kadar emin olarak konuşabiliyor? Yani devlet kademesinden çok büyük istihbaratlar mı alabiliyor? Veyahut da yarın birisi çıkıp da ya kardeşim sen bunu söylüyorsun da elinde delilin var mı? İspatın var mı? Hangi gerekçeyle devletin, hükümetin şu tarihte bir de tarih veriyorsun. Bu tarihte bunu yapacağını nasıl bu kadar net ve kesin bir şekilde iddia edebiliyorsun? Diğer yandan bakıyorsunuz arkadaşlar, seçime kadar dolar 6,5 TL olacak. Veya seçimden sonra şu tarihte efendim Temmuz'da bu olacak, Haziran'da 8 olacak, Ağustos'ta şu olacak. Ya olacak kelimesi kesin olarak konuşabilmek için elinizde somut bir delilinizin olması lazım. Olabilir diyebilirsiniz. Beklentim budur diyebilirsiniz. Şahsi öngörülerim budur diyebilirsiniz. Ama bunların da altını doldurmak zorundasınız. Neden olduğunu izah etmek durumundasınız. Ama şu gün şu olacak, bu bunu yapacak.
gibi kesin ifadelerde bulunursanız sizi dinleyen ve bu konuda yeterli tecrübeye sahip olmayan, gariban diye hitap edebileceğimiz, bugün bir simitçi dahi tablasındaki simidi bitirdikten sonra duyduğu haberlerin etkisiyle cebine kalan 10 lirayı 20 liraya gidip 3-4 dolar yapma sevdası içerisinde. Bu insanlara yazık değil mi? Yani bana insanlar soruyorlar ya, kredi çeksem acaba dolar alsam Nisan ayında dolar gerçekten 10 lira olur mu? Soranlara ne şekilde yanıt vereceğimi zannediyorum ki tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama bu soruyu bana sordu ve ben bu insanı kendi bilgimce doğru yönlendirmeye gayret ettim. Ama onun dışında bir şekilde gidip de bu şekilde davranan ama 1 Nisan'da doları 8 lira 10 lira görmeyen veya atıyorum 15 Nisan'da veyahut da Mayıs ayında doları 8-10 lira seviyelerine çıktığını görmeyen insanlara ne yanıt vereceksiniz? Beni de dış güçler mi yanılttı diyeceksiniz? Lütfen biraz sağduyulu olmak lazım. Ve bakınız, bu konu, bu bir genel uyarı olsun. Eğer bu şekilde afaki altını dolduramayacağınız ve kesin ifadelerle olacak, bitecek, şöyle ol gibi bu tarz ifadelerle eğer yorumlar yapmaya devam edilirse bu konu gerçekten ve gerçekten başınızı ağrıtacaktır. Bunu bir uyarı olarak, dostane bir uyarı olarak kabul edin lütfen. Emin olamazsınız, kesin konuşamazsınız, elinizde hiçbir deliniz yok. Yarın bir resmi vakam gelip de sen bu yazıyı yazdın, sen bu açıklamayı yaptın, sen bu videoyu çektin kardeşim, hangi delille bunu yaptın, nereden biliyorsun, bunun ispatını söyle bakalım. Sen halkı bir şekilde bu konuda yanlış yönlendirdin denildiği zaman nasıl bir açıklama yapabileceğinizi düşünün ve öyle yazın, çizin. Ve arkadaşlar, ondan sonra da sizler geliyorsunuz, bana soruyorsunuz, başka güvendiğiniz insanlara soruyorsunuz böyle bir şey olabilir mi diye. Evet sevgili dostlar, piyasada, ekonomide her şey olabilir. İmkansız diye bir şey yok. Her bir şey olabilir. Dolar 3 gün sonra 10 da olabilir. Veyahut da atıyorum şu kadar zaman sonra şu fiyata da gidebilir. Bunların örneklerini gördük. Ama kesin olacak ifadesini kullanmak, zaman ve tarih vermek çok ama çok hatalı bir şey. İnsanların vebali altında kalır. Evet, bu konu gerçekten beni çok rahatsız eden bir konu olduğu için ve çok da fazla soru aldığım için üzerinde durmak durumunda kaldım. Bugün de Bakan Albayrak bu konuyla ilgili bir açıklama yaptığı için güncel bir mevzu olması nedeniyle üzerinde durdum. Yoksa elbette ki kimin ne konuştuğu beni hiçbir şekilde alakadar etmez. Evet, Bakan Albayrak dedi ki en kötü geride kaldı dedim. Enflasyonla mücadelemizi en katı bir şekilde devam ettiriyoruz dedi. Bu yıl bizim borçlarımızı ödemek konusunda herhangi bir finansman ihtiyacımız yok dedi. En kısa sürede enflasyon tek haneye inecektir dedi ve son 2,5 ay içerisinde de piyasaya 70 milyar TL nakit para soktuk ifadesini kullandı. Evet, yine pembe bir tablo çizildi her zaman olduğu gibi. Ben yine şahsi düşünce ve görüşümü tekrar ediyorum. Hafta sonu analizlerimde ekonominin iyi bir durumda olmadığını sizlere rakamlarla, belgelerle, TÜİK ve de BDDK'nın açıklamış olduğu son veriler ve rakamlarla anlattım. Bunları da yorumlamaya çalıştım. Bunlar asla afaki bilgiler değildir. Devletin resmi organlarının açıklamış olduğu rakamlardı. Bunları sizlerle paylaştım ve önümüzdeki sürecin çok zorlu bir süreç olduğunu, radikal çözümler ve de reformlar olmadığı müddetçe piyasadaki kırılganlığın sonlanmasının mümkün olamayacağını ve dolardaki kademeli yükseliş eğiliminin devam edebileceğine dair şahsi düşüncelerimi ifade ettim, sebeplerini de açıkladım. Arkadaşlar, dünya piyasalarına baktığımız zaman ise dünya piyasalarındaki en önemli konu, biliyorsunuz, Fed'in bugün başlayan ve yarın faiz kararının deklare edileceği bir toplantısı bulunuyor, olağan toplantı. Bu toplantının ardından artık bir ritüel haline getirildiği üzere Jeremy Powell bir açıklama yapacak. Toplantı sonrasında piyasaya yönelik olan görüşlerinden bahsedecek. Bu toplantıda herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor. Faiz artışı da beklenmiyor. Ama yılın ikinci yarısına yönelik olarak bir faiz artışı hususunda daha önceden alınmış olan karar ne ölçüde etkisini gösterecek? Hani bu hususta bir faiz artırımı yapılacak mı yapılmayacak mı noktasındaki endişeler de artık ciddi şekilde geri planda kalmış durumda. Hatta geçen hafta JP Morgan'dan gelen bir açıklamaya göre Fed faiz artış olayını rafa kaldırdı artık şeklinde bir beklentilerini dile getirmişlerdi. Ve bu beklentileri paralelinde ise biliyorsunuz Fed'in faiz artırmaması gelişmekte olan, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin lehine olan bir durum. Bu husus doların kendi ülkesine dönmesini engelliyor. Carry trade dediğimiz paranın parayla para kazanma
hususunda çok önemli avantajlar sağlıyor ve gelişmekte olan ülke endekslerine de ciddi imkanlar sağlayabilmekte. Son iki gündür ise tüm dünya piyasalarında, tüm dünya endekslerinde, riskli varlıklarında hep yeşil renkleri görmemizin sebebi de FED'den dolayı bu açıklamaların FED'e yönelik faiz artışıyla ilgili beklentilerin artık neredeyse sıfıra indiği hususundaki algı idi. Ancak önemli olan arkadaşlar, yarın FED faiz artırmayacak veya indirmeyecek, sabit tutacaktır belki, ama yarın FED bu kararın ardından nasıl bir projeksiyonda bulunacak, hangi açıklamalarda bulunacak, yine önceki toplantılarda olduğu gibi güvercin bir açıklama mı yapacak, yoksa rakamlara, verilere mi bakacağız şeklinde bir açıklama mı yapacak, bilmiyoruz. Piyasa bunu böyle algılamış olabilir ama ABD'den gelen son veriler bir faiz artışını gerektirmeyecek ölçüde ılımlı geliyor. Bu hususta vurgu yapabilir ama çok açık ve net bir dille JP Morgan'ın da ifade etmiş olduğu gibi yılın ikinci yarısında hiçbir şekilde faiz artırımı yapmayacağım ve hatta ve hatta belki faiz indirimini dahi düşünebilirim gibi açık bir ifade kullanırsa veya bu algıyı çok net bir şekilde, bu mesajı çok net bir şekilde verebilirse, bu durumda gelişmekte olan ülkeler için bu oldukça önemli bir avantaj olarak değerlendirilebilecektir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. FED toplantısının aslında en önemli noktası gelişmekte olan piyasalara yönelik algıdır. Ama piyasalar konusundaki, para çiftleri konusundaki etkisi açısından baktığımız zaman ise bu durum doların değersizleşmesine, doların küresel anlamda değer yitirmesi gibi bir sonuç ortaya çıkarabilecektir. Zira şurada da görmekte olduğunuz gibi Euro-Dolar paritesinin son 2 gündür 1.1350 seviyesinin üzerine çıkmak adına bir gayret gösterdiğini, bu durumun ise doların euro karşısında değer kaybı yaşadığını ifade etmekte. Brexit konusu zaten biliyorsunuz artık bir şekilde Arap saçına dönmüş olan bir olay. Theresa May Brexit ile ilgili olarak halen anlaşmalı bir şekilde bu olayın çözümlenmesi adına bir gayretler zinciri içerisinde bulunuyor. Diğer taraftan zannediyorum bugün olması lazım AB'nin Brexit baş müzakerecisi Barnier, Brexit'te uzun süreli bir erteleme durumu söz konusu olacak olursa bu çok önemli belirsizlikler yaratabilir ifadesini kullandı. Ama şu anda Brexit konusu ve ABD-Çin arasındaki gerginlik mevzusu piyasanın ana gündem maddesi olmaktan çıkmış durumda. Bu durum doların bir miktar küresel piyasalarda değer kaybına sebebiyet vermekte. Euro doların bu sebepten dolayı hareketli olduğunu görmekteyiz. Diğer taraftan Japon yeninin bir 112 seviyelerinden 111 seviyelerine doğru gerilemek suretiyle yenin dolar karşısında değer kazandığını görüyoruz. Bu da doların değer kaybını ifade eden bir başka göstergedir. Ve tabii ki doların değer kaybı bir yandan Japon yenini güvenli liman algısı olarak ön plana çıkarırken diğer taraftan da altın hususunda altına yönelik ilgiyi artırmakta. 1300 dolar aşağısına gerilemiş olan altının tekrar 1307 dolardaki önemli direnç seviyesini zorlamaya başladığını görüyoruz. Bugün 1310 dolar gördü ama 1307 dolar seviyesini sağlamlaştırma gayreti içerisinde. Şayet bu 1307 dolar seviyesinin aşağısına gelmez ise ve yarın FED'den gelen açıklamalarda güvercin tonlu bahsettiğim şekilde faiz artışının önünü tamamen tıkayacak şekilde olur ise altında 1320'lere doğru tekrar bir hareketlenme, buranın da aşılması durumunda 1340-1360 direnç bölgesine doğru bir yeni bir hareketliliğin başlama olasılığını ifade edebiliriz diye düşünmekteyim. Evet sevgili arkadaşlar, dünya piyasalarındaki tablo böyle. Brexit konusu beklemede, ABD-Çin konusu beklemede, Türkiye içindeki tablonun ise Sayın Bakan Albayrak'ın açıklamaları ağzından sizlere ifade ettim. Bu arada Trump Venezuela ile ilgili olarak hala gerginliğini devam ettiriyor. Oraya yönelik olarak her türlü yaptırımın masada olduğunu ifade etti. Hatta ve hatta önemli bir altın firmasına da yaptırım kararları uyguladılar. Şimdi arkadaşlar gelelim dolar TL'nin genel durum ve de vaziyetine. Haftaya başlarken demiştik ki dolar TL FED ile alakalı olan gelişmeler sebebiyle dünya piyasalarındaki, küresel piyasalardaki doların değer kaybı paralelinde FED öncesinde bir miktar zayıf bir seyir içerisinde olabilir. 5.44-5.45 aralığına kadar bir geri çekilme olabilir demiştik. Ve pivot seviyemiz 5.45 seviyesiydi. 5.45'in aşağısına küçük sarkmalar olsa bile 5.45'in altında kalmak istemeyen, bu seviyeyi kendisine destek olarak görmek isteyen, olumlu ve yukarı seyirin devamı hususundaki çabanın yine
tanık olacağımız bir görüntü olacağını ifade etmiştim. Nitekim arkadaşlar bu hafta itibariyle baktığımız zaman dolar 5.45'in aşağısına küçük bir sarkma yaşamış, 5.44-53 seviyesini görmüş, ondan sonra tekrardan 5.48-84'e yani 5.49 seviyesine doğru atak yapmış. Bizim birinci pivot direncimiz 5.47-31 seviyesiydi. Eğer ki 5.47-31 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa bu durumda ilk hedefinin 5.50 olabileceğini, buranın da aşılması durumunda ise 5.52'ye kadar hareketliliğin devam edebileceğini pivot sistem verileri itibariyle görebilmekteyiz. Arkadaşlar bu bir haftalık grafiktir. Hafta boyunca dikkat almamız gereken seviyelerdir bunlar. Eğer 5.45 aşağısında kalıcı bir görüntü olacak olursa, bu seviyenin aşağısında kalınır da burası bir direnç olarak algılanmaya başlanırsa 5.42 seviyesi haftalık pivot noktamız olarak, birinci pivot destek noktamız olarak ön plana çıkıyor. 5.42-5.43 bölgesi birazdan günlük grafiğimizde de ön plana çıkacak olan bir seviye olarak karşımızda bulunacaktır. Evet arkadaşlar, gelelim biz günlük bazdaki grafiğimizin ne durumda olduğuna. Günlük bazdaki grafiğimiz değerli arkadaşlar, burada bir kanalımız bulunuyor. Bu kanalımız gittikçe alt bandının yükseldiğini, dolayısıyla bu artık 5.38-39 seviyelerine geldi. Burası ana bir destek noktamızdır. Dolar için, dolardaki yükseliş eğilimi adına 5.39 seviyesi ana destek. Özellikle arkadaşlar ana ifadesini kullanıyorum ve bu çizimi bu şekilde bariz uç noktalardan gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Ana destek dediğimiz olay, kırılması daha zor olan veya daha da güçlü olarak kabul edebileceğimiz bir destek noktasıdır. Bu destek noktasından hareketle çizilen bir kanal var. Bu kanalın üst bandı ise bize şu anda 5.53-5.54 seviyesini göstermekte. Zaten biliyoruz ki dolar TL eğer 5.50 üzerine çıkacak olur ise 5.52-5.54 aralığı tehlikeli bir bölge. Bu bölgeyi biz yaklaşık 5-6 aydan beri aşmakta ciddi şekilde zorlanıyoruz. Bu bölge tekrar zorlanabilir. Ardından tekrar 5.50 üzerinde tutunmak adına bir çaba olabilir. Ama bu çabalar sonrasında 5.52-5.54 bandı aşılacak olur ise bu durumda 5.63'lere doğru, 5.64'lere doğru hareketlilik hızlanabilir. Arkadaşlar Fibonacci grafiğimizi 5.16'lar ile son görülen zirve noktası, yani 2019 yılı itibariyle konuşuyorum tabii ki, 5.70'ler civarından referans kabul ederek çizdiğimiz zaman karşımızda şöyle bir görüntü ortaya çıkmakta. Şurada önemli bir desteğimiz oluştu değerli dostlar. %50 noktası 5.43 seviyesini ifade etmekte. 5.43 seviyesini birkaç defa denediğimiz halde kırmadık. Kırılamayan, birkaç defa denendiği halde kırılamayan bir destek için güçlü bir destek ifadesini kullanabiliyoruz. Ancak 5.50'ye yaklaşımlarda %61.8'e denk gelen Fibonacci kriterimiz 5.49-35. Buralara yaklaşırken ise bir direnç etkisi yaşamaktayız. O halde 5.43 ile 5.44 arasında bir sıkışmanın olduğuna tanık oluyoruz. Ama 5.45 seviyesi de bir orta nokta olarak, bir denge noktası olarak hala doların güçlü kalma eğilimini bir şekilde bizlere hissettirmekte. Ne zaman ki 5.49 seviyesinin üzerine, yani şu hattın üzerine çıkabilirsek, bu durumda 5.52-54 bölgesinden konuşabilmemiz mümkün olacaktır. Sevgili arkadaşlar, dün itibariyle pivot değerlerimiz 5.48-45 seviyesine kadar bir yükseliş olasılığını hedeflemiş ve hesaplamış bulunmaktaydı. Biz bugün arkadaşlar 5.48-84 seviyesini gördük ve arkasından tekrardan bir geri dönüş oldu. Birinci direncimizi aşamamış olduk. Pivot destek ve dirençlerinin önemini her fırsatta sizlere vurguluyorum ve bunu da gerek gün içinde gerekse gece 24'ten sonra mutlaka Twitter adresimde aktarıyorum. Takip edenler de umuyorum ki yararını görüyorlar. Arkadaşlar şimdi yarın için bir dolar TL'de ne olabilir konusuna bakalım. Piyasalar henüz kapanmadı. Gece 24 itibariyle grafiğimiz son şeklini almakta. Ancak ben sanki şu anki rakamlarla piyasa kapanmış gibi dikkate almak üzere 5.47-57 seviyesi. Arkadaşlar piyasa şu an açık olduğu için buradaki rakamlar değişecektir. Çok fazla ciddiye almayınız. Ufak tefek değişimler olacaktır. Ana fikir olması bakımından söylüyorum. 5.47-50 diyelim biz buraya. Bu seviye pivot seviyesi özelliğindedir. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız müddetçe 5.49-10 seviyesine kadar bir yükseliş olasılığının gündemde olduğunu görüyoruz. 5.49-10'a yaklaşımlarda dikkatli olunmalı. Bu seviyeden geri dönüş olup da tekrar 5.47-50-5.48 aralığına dönüş olabilir. Şayet 5.49 aşılırsa
Bu seviye bir destek haline getirilirse bu durumda 5.50-5.50-50 aralığına doğru bir hareketlenme söz konusu olabilir. Sonrasında ise 5.50 artık bir destek konumuna geldiyse bu durumda 5.52'ye doğru hareketliliğin devam etme olasılığı söz konusu. Yani arkadaşlar 5.49'un üzerine çıkıldığı zaman her an 5.50'nin üzerinin test edilme olasılığı vardır. Ama 5.52-5.54 aralığına da dikkat etmemiz gerektiğini şu veriler bizlere ifade etmekte. Tekrar 5.50'nin aşağısına inilme veya 5.50 civarında tekrar bir dengelenme ihtiyacının oluşabilmesi teknik açıdan mümkün olabilirmiş. Sevgili arkadaşlar, dolar TL ile durum böyle. Şimdi gelelim bir de Viyop konusuna. Viyop konusu arkadaşlar, bir kere daha bu hususu ifade etmek ihtiyacındayım. Arkadaşlar, videoları yarım yamalak izliyorsunuz. Saygın tabii ki sonsuzdur. Dilediğiniz gibi izleme, dilediğiniz gibi dinleme hakkına sahipsiniz ama yarım yamalak dinlediğiniz zaman kalkıp bana diyorsunuz ki efendim dolar hiçbir şekilde 5.54'ü görmedi, sen neden bahsediyorsun? Arkadaşlar, normal piyasadaki dolar yorumu yapılırken esas alınan kriterlerle Viyop piyasasındaki Viyop Mart vadenin, Viyop Nisan vadenin veya Viyop Haziran vadenin değerleri birbirinden farklıdır. Eğer ki Viyop konusuna ilgi gösteriyorsanız, bu konuyu anlamak istiyorsanız lütfen öncelikle temel kavramlarınızı anlayınız. Her videomda muhakkak surette ifade ediyorum. Şu anda Viyop yorumu yapıyorum ve Viyop'un değerleri, fiyatları farklıdır diyorum. Ancak bu hususu duymuyorsunuz veya atlıyorsunuz veya dinlemiyorsunuz. Ondan sonra da onlarca soru geliyor ki niçin yanlış rakamlarla yorum yapıyorsunuz diye. Dolar şurayı görmedi ki, burayı bu fiyata kadar çıkmadı ki gibi adeta beni suçlamaya çalışıyorsunuz. Bakınız, ben yine saygımdan ödün vermek istemiyorum kesinlikle. Bilmiyor olabilirsiniz, saygı duyarım. İlk defa bu tarz bir Viyop konusuna ile karşı karşıya kalıyor olabilirsiniz, saygı duyabilirim. Ancak fikriniz olmadan lütfen ama lütfen kimseyi suçlamaya çalışmayınız. Ben burada sizleri bilgilendirmek için bir gayret gösteriyorum. Neyi nasıl anlamanız gerektiği konusunda sizlere bilgi aktarmaya çalışıyorum. Ama arkasından da beni fırçalarcasına tavır ve davranışlar içerisinde bulunduğunuz zaman da gerçekten bu konuyu ben Allah'a havale ediyorum. Başka da bir şey söyleyemiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, Viyop konusunda geçtiğimiz hafta sonu itibariyle bu haftaya başlarken demiştik ki 5.49.80 seviyemiz haftalık olarak önemli bir pivot noktamızdır. Bu pivot noktasının aşağısına inebiliriz. Zira geçtiğimiz hafta Cuma günü bizim piyasalarımız kapandıktan sonra ABD'den gelen bir takım veriler şunlar bunlar derken küresel piyasalarda dolarda bir değer kaybı oldu ve spot piyasa 5.49'lara yaklaşıyorken bir anda 5.47'ler civarına doğru bir iniş yaşadı. Tabii ki Viyop piyasası saat 18.15'te kapalı olduğu için o saatten sonra reaksiyon vermesi mümkün olamazdı ve bu sebeple de özellikle belirttim. Eğer ki pazar gecesi geç saatlerde piyasalar açıldığı zaman, uluslararası piyasalar açıldığı zaman küresel piyasalarda dolara bir atak, bir ilgi gelmez ise biz Viyop piyasasına pazartesi günü sabah itibariyle düşük başlayabiliriz ve 5.47'ler civarında 5.47-50-5.48 aralığını görme ihtimalimiz olabilir şeklinde bir yorumda bulunmuştum. Ve nitekim 5.47-67 seviyesi görüldükten sonra tekrardan 5.50'ye doğru bugün bir atak yaşandığına tanık olduk. Bu hafta için dikkat etmemiz gereken seviyeler 5.49.80 üzerinde kalınır ise eğer henüz bu seviyenin bu seviyenin üzerinde veya tam bu civarlarda bir kapanış yaşadık son kapanışımız itibariyle. Bu seviye üzerinde kaldığımız müddetçe 5.52 seviyesi, bunun da ötesinde 5.54 seviyesinin, daha sonra ise 5.56-40 seviyesinin, 38 seviyesinin dikkate alınması gereken, önemsenmesi gereken seviyeler veya bu seviyelere yaklaşımlarda long pozisyon taşıyanların dikkatli olmaları gerektiğini söyleyebiliyorum. Bu seviyenin aşağısında 5.49.80 seviyesinin aşağısında kalınması durumunda ise 5.48.21 önemli bir seviye olarak ortaya çıkıyordu. Ancak 5.47.50 ile 5.47.80 bölgesinin de önemli bir tepki bölgesi olduğunu dün itibariyle gördük. Eğer ki 5.47.50'nin de aşağısına gelinecek olursa veya 5.48.21 seviyesi direnç olarak algılanmaya başlanırsa 5.45.72 veya 5.46'ya kadar bir geri çekilme olasılığı söz konusu olabilirmiş. Arkadaşlar, hemen buradan günlük grafiğime dönmek istiyorum. Yarın için Viyop'ta neler olabilir, hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekir sorumuza yanıt olması münasebetiyle. Evet değerli dostlar, Viyop'da son kapanışımız 5.49.67 ile gerçekleşti.
Pivot seviyemiz 5.49-86 seviyesi olarak pardon özür diliyorum 60 dakikaya dönmüşüz. Çok affedersiniz günlük grafiğe dönmem gerekiyor. Evet. Yarın için arkadaşlar günlük pivot seviyemiz 5.49-63 seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kalmaya devam eder isek 5.51-14 ve buranın da açılması durumunda 5.52-28 seviyesinin test edilme imkanı söz konusuymuş. Buranın da geçilmesi durumunda 5.53-80 veya 5.54'lere yaklaşımlarda dikkatli olunması gerekli imiş. Bize bu şekilde bir tablo çıkarıyor. Şayet 5.49-63 aşağısında kalınır ise 5.48-50'ye ve bunun da aşağısında 5.47 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Bu seviyelere kadar geri çekilme ihtimali şayet 5.49-60'ın aşağısında kalır isek beklenebilir. Bu durum dikkate alınmalı. Fibonacci kriterlerimize baktığımız zaman arkadaşlar şurada gördüğünüz %61.8'e denk gelmekte olan 5.47-74 seviyemiz ki bugün de tepki bulduğumuz pazartesi gününde tepki bulduğumuz 5.47-50-5.48 bölgemizi temsil eden şu bölge arkadaşlar defalarca destek olarak test edildi ancak kırılmadı. Bu destek defalardır kırılmadığı için artık güçlenen bir destektir olarak yorum yapabiliriz. 5.47-50 ile 5.48 aralığının güçlü bir destek ve tepki bölgesi olduğunu şu görüntüye bakarak düşünebiliriz. Eğer ki bu seviye güçlü kalmaya devam eder ise bu durumda arkadaşlar Fibonacci kriterleri itibariyle şurada görmekte olduğunuz bölgeye doğru bir hareketlilik söz konusu olabilir. Bu bölge ise 5.65'ler seviyesini göstermekte. Sevgili arkadaşlar Viyop yorumunu yaparken mutlak surette Merkez Bankası konusuna da değiniyorum biliyorsunuz. Merkez Bankası haftanın son 2 gününde yani bu 2 gün içerisinde pazartesi ve salı günü itibariyle hiçbir vadede işlem yapmadı. Merkez Bankası'nın herhangi bir short işlem yapmadığını görüyoruz. Zira geçen hafta aktarmış olduğum analizimde de Merkez Bankası'nın Viyop'taki short işlemlerine önemli ölçüde ara verdiğini veyahut da miktarları azalttığını, daha küçük miktarlarda short pozisyonlar açtığını, hele hele Mart vadede ise neredeyse 2 haftadır ki bu 3. haftaya giriyoruz, hemen hemen hiç işlem yapmama yönünde bir tablo içerisinde bulunduğunu ifade etmiştim. Arkadaşlar Viyop konusuyla ilgili olarak genel yorumum bu hafta sonu aktarmış olduğum Viyop yorumunda mevcuttur. Aynı şeyleri tekrar etmemek adına şu anda tekrar o konuya girmek istemiyorum. Bu hafta sonu sanıyorum pazar günü olması lazım. Aktarmış olduğum Viyop'la ilgili analizimi ayrıntılı bir şekilde ihtiyaç duyarsanız izleyebilirsiniz. Burada Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta içerisinde hangi vadede kaç kontrat short işlem yaptığını, bütün vadeleri itibariyle toplam olarak elinde kaç kontrat short pozisyon bulunduğunu ve bu short pozisyonlarının maliyetlerinin ne olduğunu ve son kapanışlar itibariyle de ne miktarda karda ne miktarda zararda olduğuyla ilgili ayrıntılı bilgileri oradan o analizden bulabilirsiniz. Şu anda bunu tekrar etmeye gerek görmüyorum. Değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapılan ve aktarılan analizlerden anlık haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Birazdan borsayla ilgili olarak Twitter'dan bir dizin yayınlayacağım. Özel bir video koyma ihtiyacını hissetmiyorum çünkü analiz türü bir şey olmayacak. Çok kısa geçmek istiyorum. Birkaç önemli başlığı Twitter'daki bölümümden borsa hususunda dikkat edilmesi gereken birkaç önemli seviyeyi mesaj yoluyla aktaracağım. Eğer bu konuda ilginizi çekiyor ve Twitter'daki takipçiniz konumunda değilsem bundan da bilginiz olsun. Twitter adresimde @halukcanberk. Efendim teşekkürler, sevgiler, saygılar, hoşçakalınız.